İyi akşamlar. Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği Yalova Şubesi sayfasındayız. Aydın hocamı gördüm. Bu akşam evde kal etkinliklerimizin 4.'sünü gerçekleştireceğiz. Ben Aydın hocama istek gönderiyorum. Hoş geldiniz. Evet. Tamam mı? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyidir. Nasıl havalar orada? Havalar biraz puslu hocam. İnşallah burada aydınlanır inşallah. Sizinle aydınlanacak konusunda şüphem yok. İnşallah. Sağlığınız, saatiniz iyi. İyi, gayet iyi. Çok Evde iyi. İşte tam bu saatte eve hapis girdik. Evet. 4 gün sonra çıkacağız. Evet, inşallah. Hocam, evet. Şu anda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanımız Hülya Yüksel de aramızda. Özellikle Çok onun güzel. Selamını iletmek Çok güzel. isterim. Konuklarımıza Selamlar benden de. Başüstüne hocam. Duyuyor zaten kendisi şu anda. İzliyor bizi. Evet. Biraz heyecanlıyım ben. Olsun olsun. Yavaş yavaş atarsınız. Hatam olursa affola. Konuklarımız gelsinler bu arada. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hepiniz. Evet. Hocam. Nereden başlayacağız şimdi? Şimdi ben biraz bir giriş yapayım. Konuklarımızı sınanmıyor. Sonra sözü birazcık konuşacağım ama sonrasında çok konuşmayacağım sizi. Sözü size yok yok siz devam edin Peki hocam. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi Nurhan Uzun Turan ben. Kendimi kısaca tanıtmış olayım. Evde kal etkinliklerimizin 4.'sünü gerçekleştiriyoruz bu akşam. Konuğumuz değerli yazar Aydın Ilgaz. Hocam size tekrar hoş geldiniz diyorum. Aydın Hocam'la babasını konuşacağız bu akşam. Tarihimizin önemli bir dönemine tanıklık etmiş Çınarımızı, öğretmen Rıfat Ilgaz'ı konuşacağız. Onun edebiyatla bütünleşmiş eğitimci kimliğini, görüşünü, duruşunu aktarırken geçmişin anılarıyla günümüzü harmanlayacağız. Hatırası bizleri çok üzecek, hüzünlendirecek, zaman zaman güldürecek belki ama sanırım çok da düşündürecek. Biz onu bugüne kadar Hababam sınıfıyla tanıyoruz. Hababam sınıfı deyince akla tabii ki Rıfat Ilgaz geliyor. Ve ona dair söylenmemiş çok fazla söz olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bu akşam ne konuşalım tekrar olacak bunu biliyorum. Tam da bu yüzden konuşacağız aslında. Onu tekrar tekrar anmak için onun dönemini edebiyatçılarımızı, o dönemdeki aydınlarımızı tekrar tekrar anmak için, unutmamak için konuşacağız bu akşam. Hocam, kısaca birazcık sizden söz edeyim, sonra sözü size vereyim. Neredeyse eğitimci bir ailenin, İstanbul'da tamamı eğitimci olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsunuz İstanbul'da. Sonra Amerika'ya uzanan bir eğitim hayatınız var. Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Çocuk yaşta siz de babanızla birlikte, onun yaşadıklarıyla birlikte tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bunların hepsini bir bir konuşacağız, geçmişe de döneceğiz ama hocam birazcık sizi dinleyelim sizden öncelikle. Buyurun. Şimdi aslında ben Türk Hava Yolları'nda uçak bakım bölümünde planlama müdürüydüm. 1980'lere kadar geçmişi de bir an için unutarak döndüm Türkiye'ye. Çeşitli özel sektörde, soğuk hava depolarında, sanayide çalıştım. Sonra Türk Hava Yolları'na girdim. Çalıştığım yerde 17 sene kaldım. Fakat 80'li yıllarda ne yazık ki yavaş yavaş babamın Cide'de yerleşmişti o zaman. İstanbul'u terk etmiş artık. Kendi doğduğu yere döndüğü sırada. Ben arada sırada gidebiliyordum işimin el verdiği derecede. Çünkü bayağı hassas bir noktadaydım. Planlama müdürlüğü teknikte uçak arıza yaptığı zaman mutlaka sizi bulmaları gerekir.
şehir dışına çıkmam gerekirken bir de sıkı yönetim 12 Eylül gelince iyice kalmam gerekiyordu. Ama ben o arada yani Türk Hava Yolları'na teknik bölüme de ne yazık ki 12 Eylül'ün yetkilileri, paşaları girdi. Ama ülkede döviz sıkıntısı olduğu için haliyle uçak parçası ve uçağın bakımları aksayacak diye o zaman da döviz sıkıntısı olduğu için bana görev verdiler. İşte yabancı şirketlere yurt dışına giderek onlarla bir nevi kendimize göre anlaşmalar yaptık. Filoyu ayakta tutmaya çalışıp döndüğüm zaman bir de duydum ki Cide'de doğduğu kasabada kendine göre orada hani bir şiiri var akşama kendine göre karşılarken akşamı misali bir de duydum babam 12 Eylül nedeniyle 1944'lü yıllara dan gelen şiir yazmaktan dolayı bir nevi gözaltındaymış ve bu olay olunca da kasabanın öne çıkmış sanatçı, yazar, emekli öğretmenleri, hatta mal müdürü, vergi dairesinde hepsini toplamışlar ve Kastamonu'dan alıp et ve balık kurumunun mezbası vardı Kastamonu'da, oraya koymuşlar. Bunların hepsini detaylı konuşacağız hocam. Evet, bana ters gelen şey, ben Türk Hava Yolları'nda kendi ülkeme kendimce bir şeyler yapıp bu uçakların uçuşuna neden olan, uçuşmasına, uçuşmamasına neden olan döviz sıkıntısını giderim derken bir de baktım ki bizim pederi tutuklamışlar. Ne yapmış? Yıldız Karayel romanını yazmak için gittiği kasabada seni de tutuklayalım demişler, eskilerdensin diye. Şimdi bu benim için büyük bir kırılma noktasıdır. Yani 4 yaşında, 5 yaşında aynı sıkıntıları çekmek varken işte kendimce ülkeme bir şeyler yapabilirim diye yurt dışına gidiyorum, eğitiliyorum, geliyorum ve ülkemde bunu uygulamaya çalışıyorum ki havacılık yepyeni bir sektör Türkiye'de. Gelişiyoruz, jet uçakları alıyoruz. Şimdi bu çelişkide bir de duyuyorsunuz ki Manyato ile babana bağlandığın yıllar, yani telefon açıyorsunuz, araya santral giriyor, fişlerle birbirine bağlanıyor. Cide'de telefonla babanızı arıyorsunuz. Babamın telefonu çalmıyor. Öğreniyorum ki götürmüşler. Bir yıkıntı oluyor. İşte o günden sonra ben yavaş yavaş Türk Hava Yolları'ndan kopup baba mesleğini icra etmeye çalıştım. O da yazarlık ve yayıncılık. Kendime göre Türkiye'de yayıncılık üzerine çok iş yaptığımı zannediyorum. Uluslararası kongrelere katıldım. Hem havacılıkla ilgili hem yayın dünyası ile ilgili Frankfurt Kitap Fuarı'na gittim. Şunu gördüm, benim ülkemde kitapların ve sanatın ne yazık ki telif hakkı denen bir şey yokmuş. Ve bunu Yayıncılar Birliği'nin başkanlığı olarak, genel sekreterliği olarak kitabın üzerine bir plaka koydum. Şimdi görmüş olduğunuz bütün kitapların arkasındaki bandrol diye adlandırılan ve barkod dediğimiz o çizikler benim Türk Hava Yolları'nda uçak parçalarını takip ederken babamın kitaplarını korsan basanlara aynı yöntemi kullandım ve o barkodu koyarak kitapların gayrimeşru yani korsan basılmamasına neden olduğumu zannedip rapta zapta aldım. Şimdi bütün bunları anlatmamın nedeni yayıncılık dünyasına zaten çocukken matbaalarda gide gele büyüdüğüm için uzak durayım dedim bu işten. Teknik bir eleman olarak yetişeyim, mühendislik yapayım, ülkeme farklı şeyler getireyim ama Türkiye'de düzelmeyen bir şey var. Sanata ve kültüre karşı duyarsızlık, yani birinin eserini alıp çalıyorsunuz ve üzerinde bunu ben yazdım, bunu ben düzelttim diye para kazanıyorsunuz. İşte benim savaşım yazarla yayıncı arasında bu haksızlığı gidermekte ama ne derecede başarılı oldum bilemiyorum. Onu sizlere bırakıyorum. Şimdilik ben sorulara bırakayım işi. Siz sorun da ben alırsanız giderim sonra. Şöyle bir o günlere bir dönelim.
1900'lü yıllara bir dönelim. Biraz ben bir giriş yapayım. Büyük Usta'yı kısaca dair bir şeyler söylemek istiyorum. Onu tanıtmaya yönelik çok az. Sonra zaten size teslim edeceğim sözü. O çağdaş Türk Edebiyatı'nın büyük ozanı, toplumcu gerçekçi bir kuşağın en önemli temsilcilerinden biri. Birçok türde eser veren şişli yazar, zincire vurulmuş şair, büyük mizah ustası, öğretmen Mehmet Rıfat Bıgaz. 1911 yılında Kastamonu'nun Cize ilçesinde doğuyor. Edebiyata girişi şiirle oluyor. İlk şiirini yazdığında henüz 15 yaşında. Faruk Nafiz Çamlıbel'in dikkatini çekiyor ve Varlık Dergisi olmak üzere o dönemdeki dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlanmaya başlıyor. Çok başarılı bir öğrenci. Öğretmenleri de kendisi de üniversite okumak istiyor fakat o dönemde maalesef babasını kaybediyor ve Kastamonu öğretmen okuluna gidiyor. Sonrasında ilkokul öğretmenliği, baş öğretmenlik yapıyor. Bu arada Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün bölümünü bitiriyor. Öğretmen olarak Adapazarı'na atanıyor. Fakat öğretmenlik yapamıyor. Ne yazık ki rahatsızlanıyor, verem hastalığına yakalanıyor ve tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Sanatoryuma yatıyor. Bu arada felsefe de okuyor aynı zamanda. Eğitimci olduğu için o dönemin sorunlarını gözlemliyor, dikkatini çekiyor ve bizzat da kendisi de bu sorunları yaşıyor ne yazık ki. Ve mevcut otoriteyi eleştiriyor. Aslında en büyük eleştirisi de bozuk eğitim sistemi. 1940'lı yıllardan başlayıp 80'lere kadar tam 40 yıl mücadelelerle dolu, acı dolu, bir o kadar da üretken 82 yıllık koca bir ömür. Öyle bir dönem ki Halime Kaptan'dan Sarı yazmaya varan Cumhuriyet döneminin kuruluş yılları, Karartma gecelerinden Sivas katliamına uzanan yakın tarihimiz. Rıfat Ilgaz'ın bütün eserlerinde aslında mizahla da olsa bir dönemin 1940 kuşağının aydınlarının ve edebiyatçılarının çektiği acıları ve o dönemde ödedikleri ağır bedelleri görüyoruz. O dönemde kimler yok ki? Nazım Hikmet, Sebahattin Ali, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Orhan Veli. Ve bu kişiler bugün bizim için duayen olan büyük ustalar, büyük aydınlar, büyük edebiyatçılar. Ama babanızın yakın arkadaşları hocam. Siz onları yakından tanır mıydınız? Babanız sizi onlarla tanıştırır mıydı? Önce onu sormak istiyorum. Hemen hemen hepsini tanıdım. Sabahattin Ali'den Yaşar Kemal'e, Orhan Kemal'e, Sait Faik'ten bütün tiyatro oyuncularını, sinema oyuncularını, hepsi babamın en yakın dostlarıydı. Ama ne yazık ki yavaş yavaş Türkiye'de o dostlar eksilmeye başladı aramızdan. Farklı şekillerde dilim varmıyor söylemeye, yok edilmeye başladı. Birincisi en yıkılan, ben çok çocuk yaştayken 8 yaşında Sabahattin Ali, ki babamın ta 34'lerden beri tanıdığı, 1948 yılında faili meçhul bir şekilde öldürüldü. Ama babam bana neredeyse ne olduğunu birebir anlatacak kadar da olayları dediği gibi oldu. Çünkü kendisi onun dert ortağıydı, arkadaşıydı. Örneğin birçok şeyleri ben yazıp söylüyorum veya çeşitli konferanslarda anlatıyorum. Ama birilerinin yazdığı bir sınırlı bir bilgi dağarcığı var. Yani diyorlar ki şu şu işe yarar, bu yaramaz. Niye? O sanatçının sırtından faydalanacaklar ise o kişiye sahipleniyorlar. Ama iki türlü sahipleniyor. Ya adını yok ediyorlar, o malına el koyuyorlar. Ya da eline yanına yaklaşıp beraber olduklarını söyleyip sırtından para kazanıyorlar. Şimdi Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz. Ben 1946'dan beri bu Marco Paşa'yı duyarım. Ve babam dahil 3 tane
büyük sanatçı, yazar Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, bir de Mustafa Uykusuz karikatür çizer. Onun yanında Mücap Ofluoğlu, daha çeşitli babamın yakın dostları, zaman zaman yazı işleri müdürü olmuştur. Ve suça ortak olmuşlardır. Yani orada yazılan imzasız yazıların sorumlusu o gazetenin yazı işleri müdürüdür. Sabahattin Ali 48'de öldürüldükten sonra, tabii büyük bir çöküş olmuştur. 5 sene, 5 ay babam, en çok ondan sonraki yaşı müsait olmadığı için, erken öldürüldüğü için diyelim, en çok Marco Paşa'dan babam suçlanmış. Çünkü devamlı yazı işleri müdürüdür. Buna rağmen hiç kimse onun bu işin başında olduğunu bugün bile kabul etmezler. Yani saymazlar bile, yoktu ki o derler. Şu anda bile hani bunları söylemek zorunda kalıyorum. Vallahi de billahi de demek zorunda kalıyorum. Ya bu adam vardı diyorum, yoktu diyorlar. Niye? Çünkü onların işine gelmiyor bazılarının yazdığı o efsaneleri, destanlara. O bilgisizliklerini, onu yok saymakla ortaya çıkmasından korkuyorlar. Şimdi daha çok yakında, ya sen babanı meşhur etmek için Marco Paşa'da yazdın mı diyecek kadar benim yakın sandığım insanlar vardır. Benim babam hapsine yatmış, cezasını çekmiş. Başkalarının yazdığı yazılardan suç yemiş. Çünkü yazı işleri müdürü, imza yok. Onun yerine hapis yatmıştır. Ya siz bu adamı niye yok saymak istiyorsunuz demek zorunda kalıyorsunuz. Aynı işte örneğin şu anda var olan 20'ye yakın film Rıfat Ilgaz'ın senaryosundan çalıntıdır. Şimdi kalk da de ki ya arkadaş bu benim babamındı, vay her gördüğünü babanın malı mı zannediyorsun diyen de çıktı. Yani birileri Hababam sınıfının benzeri filmlerini yapıp, ya bu sahnelerin hepsi, gazeteci dostlar geliyor söylüyor, bu sahneler senin babanın şeyinde yok muydu senaryosunda? Yoktu, yoktu diyorum. Beni karıştırmayın. Hatta bir tanesi televizyona çıkıp, ya kardeşim okulla sınıfla ilgili ne yazsak Aydın Ilgaz sahip çıkıyor. Ben öyle bir şey demedim. Siz kendiniz yaptığınızdan korkup yoktu demek zorunda kalıyorsunuz. Yani oradaki bir rol oynayan yakın dostumun kafasının ortasına kazıtıp, yani tıraş edip, adama kel demiyorsan, adam Kel Mahmut rolünü oynuyorsa, yani benzemiyor mu diyeceksin. Adam oynuyor Kel Mahmut'u. Başı da açık ama adı Kel Mahmut değil. Okulun yöneticisi oynandı ve bunu bilmem ne bilgisi adıyla izledik. Ben de bir şey demiyorum. Geliyor gazeteciler, diğer kişiler soruyor, doğru mu yanlış mı diye. Dersem karşı taraf havlayacak bana karşı. Onun için değil diyorum. Şimdi Türkiye ne yazık ki, örneğin babamın apartman çocukları. Ya ben elimle verdim bunu oynayanlara. 15 sene oynadı bu eser. Diyemiyorsun ki ya benim babamın malı. Ya her gördüğünü babanın malı mı zannediyorsun? Pijamalılar tiyatrosu oynadı gözümün önünde. Yabancı yazar dediler. Yutturdular memlekette. Bu bir telif hakkı diye bir namus hakkı vardır. Biz bundan para istemiyoruz. Şundan bundan bir şey derdimiz yok. Biz kapısında duran arabası çalınan bir adamın bu araba benimdir diye polise şikayet etmesi gibi bir olay bu. Bu kitap benim yazdığım kitaptır. Siz bunun adını değiştirip ben yazdım diye çıkıyorsunuz. Televizyonda söylüyor. Hababam sınıfının oyuncusu diyor ki Hababam sınıfını ben yazdım. Ne diyeceksiniz? Yazmadı mı diyeceksiniz? Derseniz saldırıyorlar üstünüze. O yüzden... Hababam sınıfının, hocam özür dilerim araya girdim. Hababam sınıfının hikayesi çok uzun. Yok, ona girmeyeceğim. Zaten babam diyordur sakın ha bundan fazla girme. Üstüme yamanlık kalacak. Ben aslında şairim. Ben Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz özdeşleşirken ben bu ekmek parası için yazdığım Dolmuş Mizah dergisinde yabancı bir isimle, takma isimle yazdım. Ama bir baktım ki ya bunu ben yazdım dediğim anda üstüme saldırdılar. Sen kendini ne zannediyorsun dediler. O yüzden biz bir şeye sahip çıkmaktan korktuk. Bugün Rıfat Ilgaz şair değildir diyecek kadar
eleştirmenler var. Nasıl diyilmiş? 12 tane kitabı var. Tam da Okumadınsa bir evet. bilmiyorsan benim suçum ne? Evet hocam, tam da oraya geleceğim izninizle. Biz onu hep tabii ki ya babam sınıfıyla tanıyoruz ama romanlarıyla biliyoruz ama aslında dediğiniz gibi Rıfat Ilgaz şair. Hatta şöyle dışarıda o dönemde İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri beliriyor. İçeride de yani ülkemizde de baskıcı bir rejimin hissedildiği bir dönem. Zor yıllar o yıllar. İşçisiyle, köylüsüyle, dar gelirlisiyle, yoksuluyla çileli bir hayatı bölüşen insanlar var. Rıfat Ilgaz bunları görüyor ve aslında halktan biri olarak o da bundan etkileniyor ve bu yönde toplumcu anlayışta ilk şiir kitabını yazıyor Yarenlik. Yarenlik'te topluyor ve Yarenlik'te o dönemin insanların yaşamını anlatıyor. O günlere dair söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yaren ilk kitabının yayınlandığı döneme. Daha sonra çünkü ikinci kitabına geçeceğiz ki o bir dönüm noktası. Bir virgülle sözü size bırakayım. Şimdi Yarenlik babamın ilk şiir kitabı. Daha önce birçok şiir dergilerinde yazılar yazmış, şiirleri çıkmış. Hatta Nazım Hikmet, Orhan Kemal'le aynı hapishanede yatarken, yani bu bir saygı sevgiden söylüyorum. Orhan Kemal'in çok miktarda şiire yönlendiğini görünce demiş ki ya sen çok kaliteli öyküler yazıyorsun. Sen yazar olarak bu bakımdan bırak şiir yazmayı, Rıfat Ilgaz gibi diğer birkaç isim daha sayarak onlar bu işi kapmış, sen de öbür işe meyil ver demiş. Ve babamın en yakın arkadaşı Orhan Kemal'di. Bugün Orhan Kemal'le Rıfat Ilgaz'ın yazgısı aynıdır. Onları bir türlü toplum ne yazık ki oturtmak istediği yere, oturması gereken yere oturmadığı kanısındayım. Niye? Haklısınız hocam. Bugünkü şair olabilir, eleştirmen olabilir ama öğretim görevlileri bile ben Rıfat Ilgaz'ın şiir yazdığını bilmeyecek kadar cahilim demiyor da yazmazdı diyor. Kardeşim sen o zaman böyle parça parça koca koca yazılar yazarak şiiri kırk kuşağını, Evet. Nazımları işte Cahit Irgat. Babamın en yakın dostu yeni yeni adı öne çıkmaya başlıyor. Ben sağda solda bahsediyorum. Aa o da mı varmış? Aa Kadir. Yeni yeni gene birçok şairler. Bunları bir o günün siyasi iktidarları yasak bildikleri için üzerine beton dökmüşler. Yok böyle bir adam. Büyük haksızlıklara uğramışlar hocam, değil mi? Evet ve bunları sürgüne göndermişler. Bugün Abdülkadir dediğimiz Aa Kadir. Takma ismiyle Kırşehir ya Akşehir'inlerden bir yere sürgüne gönderilmiş. 3,5 sene o gittiği yerde akla gelmeyecek bir işte çalışmak zorunda kalmış. Çünkü geliri yok. Bir aşevinin, küçük bir lokantanın içinde yatıp kalkmış ve 3,5 sene bulaşık yıkamış bu adam. Bu Kadir dediğimiz kişi Ezra Arart'ın diğer dostlarıyla Yunan edebiyatından çeviriler yapan çok değerli bir sanatçımızdır, yazarımızdır, şairimizdir diyelim. Biz bunları yok sayarak toplumun uyanmasına neden mani oluyoruz? Yazdığı şiirler belki bazı kesimlere hoş gelmez. Babamın bir şiiri vardır, Sınıf adlı. Çocuklarım adlı, Sınıf adlı şiir kitabında. O günkü şartlarda ayakkabısı olmayan çocukların okula ayakkabısı olmadığı için iki kardeş okula bir anda gidemiyorlar. Birbirlerinin ayakkabılarını giyerek geliyorlar. Biri sabahçı, biri öğleden sonra. Ben bir çağrışım yaptıracağım. Bugün ülkemizde teknik açıdan düşününce televizyondan yayın yaptığımız zaman biri ortaokulda, biri lisede olan iki çocuk veya ilkokulda olan çocuk evinde laptop olmadığı için, hatta televizyon olmadığı için çocuğun okuması mümkün değil. 3,5 milyon kişi bugün o eğitimi alamıyor. Şimdi biz saat 9'da mı olsun, 8'de mi olsun büyük şehirde kent soylu insanlar bunun eğitimin maalesef
böyle yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ama o çocukların evinde elektrik de yok, internet bağlantısı da yok, laptop da yok. Hatta annesinin babasının iş için kullandığı telefonunu dağın tepesine çıkıp abartılıyor belki diyecekler ama oradan dünyaya irtibat kuruyorlar. Peki biz ayakkabısı yok diyen çocuğu babam ayakkabısı yok demekle Türk çocuklarını kötülüyor diyerek babam 6 ay hapis yatmıştır. Tabutluk denen dikine duran mezar gibi bir yerde. Bunu söylediği için ne yapmış? Sınıfın ozanı Eminli, babam sınıfının yazarı Eminli kim ne derse desin çocuklar için yazdım deyip noktayı koymuştur. Bugün babamın anlatmak istediği Türkiye'deki eğitim sisteminin bozukluğunu yıllarca söylemiş ama ne yazık ki bugün yeni yeni ya Türkiye'de galiba eğitim sistemi kötü gidiyor demişizdir. Babam güldürdüğünü zannettiği insanlar gülsün diye yazmadı. Bir yerde söylemiş ki ben çok duygulandım. Ben insanların idama giderken olanları yazdım. Siz bunlara idam edilen adamı seyretmek için koşuştunuz. Ve Türk eğitim sisteminin ne kadar kötü olduğunu yazdım. Siz güldünüz. O zaman buradan ders çıkarmadığımız için filmcilerin kendilerine göre yorumladığı yöntemle suya sabuna dokunmadan gösterimini ticari açıdan yasaklanmasın diye siz bir film üzerine anlaştınız. Bugün onlarca filmini yaptınız. Niye? Çok meşhur olduğu için. Oysa babam aynı şeyleri yazmadı ki kitabı var, romanı var. Niye ona sahip çıkmadınız? Tiyatrolarına niye sahip çıkmadınız? İsimleri çalıp üstüne ne bileyim gökdelen yaptınız. Oysa o bir küçük bir mütevazi bir evdi. Arsasına sahip çıkmak için adamı yok saydınız. O yüzden Türkiye'de yavaş yavaş o bizim bahsettiğimiz değerli sanatçılar, yazarların bütün yazdıkları üzülerek söyleyeyim doğru çıkıyor ama 50 sene sonra. O yüzden diyorum ki ben bundan sonra her şey güzel olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman karamsar değilim. Dünden her şey güzel olacak. Ben bu yazarlarımıza uğruna hapis yatmış nice insanlar var. Sözlerinden dolayı yazı yazmışlar. İki tane satırı alt alta koymuşlar. Bu iki satır milletin canına tak etmiş gibi davranmışlar. Oysa binlerce kişi açlıktan bugün karınlarını doyuramıyor. Biz hala kapının mandalından söz ediyoruz. Tam da tam da o dönemler yani 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemler sınıf kitabının çıkması ve arkasından işte soruşturmaların başlaması, ilk hapishaneyle tanışması. Şöyle sizin de bahsettiğiniz gibi üç duvar bir kapı arasında geçen koca bir hayat. Ne yazık ki bir hayat. Hocam daha sonra şiir yazma yine devam ediyor ve Devam adlı bir şiir kitabı var arada. O da yayınlanıyor ve yayınlandıktan bir ay sonra o da toplatılıyor. Bir enteresan bir durum gerçekten. Çok ağır bir şey aslında ama. O kızıyor bir tane daha çıkarıyor yaşadıkça. Hadi bakalım. Evet. Üç tane ediyor. Ama pes etmiyor. Bugün mücadeleye devam ediyor kesinlikle. Valla babamın o tarafı yani dilim varmıyor. Ciğerinin yarısı yok bir adam. Evet. O hale sokulmuş. Çünkü bugün Tophane-i Amire'de İstanbul Salı Pazarı'nda Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı bir muazzam bir eski bir bina var. Orası eskiden şimdi Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir galerisi, sanat galerisi. Oysa ben oraya annem Pertevniyel Lisesi'nde Yeni Kapı Ortaokulu'nda öğretmenken biz her gün oraya gitmek zorunda kalırdık. Çünkü o yer maalesef askeri bir hapishaneydi. O yıllardaki sıkı yönetim komutanlığı yani örfi idare komutanlığı bu tür şiirleri yazan yani insanların fakirliğinden söz eden çocukların yaşamından bir öğretmen olarak babam bahsetmiş. Şimdi şu kabını gösterdiğim şiir kitabı, evet. Kabı kırmızı olduğu için evet, evet.
ne yazık ki, evet. Ne yazık ki Kabı Kırmızı adı sınıf, bir sınıfın diğer sınıfa tahakkümü, yani 141-142 denen, o meşhur komünizm propagandası yapıyor denen şiir yasası, Rıfat Ilgaz'ın o sağlığından öte birçok şeyine engel olmuştu. Bu küçükleri anlatıyor değil mi o sınıf kitabında? Siz istiyorsanız o çocukların şiirini okuyabilirsiniz. Siz okumayacaksanız ben hatırlatayım dedim. Yani isterseniz hocam siz de okuyabilirsiniz. Yok ona siz okuyun. Daha başkası tarafından okununca sizin peki, tarafınıza o zaman daha anlamlı olur. Okumaya çalışayım. Hatam olursa affola. Çocuklarım, yoklama defterinden öğrenmedim sizi. Benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı, nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini, en dalgını sınıfın. İsterken adam olmanızı, çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun. Palto ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahte kahvede çaycılık eder. Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğrenmedik ki sınıfta. Çevresini ölçtü dünyanın, hesapladık yıldızların uzaklığını. Orta Asya'dan konuştuk laf kıtlığından. Neler düşünmedik ki beraberce, burnumuzun dibindekini görmeden bulutlara mı karışmadık? Hazan rüzgarında dökülmüş hasta yapraklara mı üzülmedik? Serçelere mi acımadık kış günlerinde kendimizi unutarak? Hocam, evet, buyurun. Bu şiirde Örfi İdare Komutanlığı ne hikmetse bu şiiri biraz sakıncalı bulmuş. Çünkü bu öğrencilerin bütün yokluklara, sıkıntılara rağmen neşeli olduğundan söz ettiği için yazar. Bir nevi çelişkiyi hazmedememişler. Yani kötü şeyler yazılsın istemiş. Oysa bu çocuklar geçimlerini o günkü pazarlarda, bugünkü pazarlarda da aynı şey değil mi? Yük taşıyıp elinde gazete satan, ki bugün gazete satılmıyor belki ama elde birçok şeyi böyle kahvelere girip çıkan ve ertesi günkü ailenin yevmiyesini sağlamaya çalışan, hatta teknoloji geliştikçe kırmızı ışıkta duran arabaların camına yaklaşıp da camını temizlemek isteyen o küçük çocuğa biz kızarak kovarız. Belki de o çocuk işte simit satarak bir şey yaparak geçim sağlıyor. Gittikçe de yokluğun ve yoksulluğun getirdiği sıkıntılar, bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanırken babam Karagümrük Ortaokulu'nda öğretmen ve görüyor çocukları ne kadar sıkıntılı yaşadığını. Çünkü aile bireyleri de sıkıntı içinde. Ekmeğin karneyle, odunun kömürün olmadığı bir zaman büyük şehirlerde. Ancak şeker yasak yok. Yani öyle yumurta, süt filan gibi şeyler katiyen bulamazsın. Ve benim annem öğretmen, Pertemniyel Lisesi'nde. Oturduğumuz ev tam Pertemniyel Lisesi'nin karşısında, şimdi Emlak Bankası evler var. Onun arkasında Cagir, gayet güzel, güne göre modern bir bina. Ama şehrin içinde kömür olmadığı için, onlar savaş nedeniyle silah veya benzeri şeyleri yapan fabrikalara, kumaş dokuyan fabrikalara, askerin 500 bin asker o zaman savaş için hazır bekliyor. Onlara giden giysi ve yiyecekler dolayısıyla halka yeterince gıda verilmiyor. Ve annem mangal yakar. Yakacak odun olmadığı, kömür olmadığı için o bildiğimiz Bulgarya'dan kaçak gelirdi. Bizim bildiğimiz bu marsık, yani mangal kömürü dediğimiz. Öğrencilerinin yazı kağıtlarını okuyup notlarını değerlendirdiği zaman hatırlayacağına baba, annem onları saklar. Köyden hediye diye gelen bir iki yumurtayı o mangalda kağıtları yakar veya okunmuş gazeteleri ve oradan bana rafadan yumurta haşlarmış da onu yiyeyim diye.
Ve bayram edermişim ben çocukken. Şimdi bu benim için bir acındırmak için yokluk, yoksulluk değil. O günün şartları. Savaşa giren bir ülkenin savaşa girmediği halde bu meşhur Alman ordularının silip süpürdüğü koca Avrupa'dan Sovyetlere gidip de oradaki savaş kaybedip geri dönüşü Allah'tan savaşa girmediğimiz halde bizim ülkemizi de yokluğa, yoksulluğa sürüklemiştir. Ama savaşa girmemekle de mutluyduk. Şimdi bunu bir toplumcu gerçekçi şairin kalkıp da aya bakarak mehtaptan söz etmesi, denize bakarak dalgalarla hayal kurması yerine Remzi adındaki öğrencisinin yaşamıyla ilgili bir şiir yazıyor. Vay sen nasıl bu çocuğun yaşamını yansıtırsın diye. Ben de onu okuyayım. Buyurun. Böylelikle şiiri de bağlayalım. Evet hocam, buyurun. Ne sorayım sana? Derste kulak duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Remzi, ne sorayım sana? Derste kulak dolgunluğu hatırladıklarını mı söylersin? Uyku sersemliği. Şöyle bir göz gezdirdiğin kitapları aklına gelenlere mi anlatırsın? Çalışmadığın için ya komşulara su taşımışındır çeyreğe para olarak. Çeyrek paranın bir bölümü. O zaman 10 kuruşun bir parçası. Ya bekar çamaşırı yıkarken annen beşiğini salladın kardeşinin. Belki gaz yoktu bu gecelik. Şişesi çatlamıştı belki de lambanın. Şu halde karşılıksız kalacak sorularım, zararı yok. Vakti gelince sen de öğreneceksin makarna, un dağıtıldığını, Bulgarya'dan gelen kömür motorlarının yanaştığını kum kapıya. Elinde 2 liraya açtığı zaman etin fiyatını soracaksın. Kulağına kar suyu girmemiş toritlerden söz edeceksin. İşimize yaramasa da. Şimdi bunları anlatırken babam o günkü Türkiye'deki bir öğrencinin annesinin başka işler yaparken, çamaşır yıkarken kardeşinin beşiğini salladığı, hatta gaz lambasıyla aydınlatılan evin bazen lambanın camı çatladığı için yakamadığını ve o yüzden de derse çalışamadığını ve bu çocuğa niye çalışmadın diye azarlayacağına ama o günkü şartlarda o çocuk İstanbul'da, Türkiye'de olup bitenleri belki birçok insandan daha iyi biliyor. Çünkü mahallenin ihtiyacı olan diyelim ki işte uyuz gibi, bit gibi hastalıkların getirdiği bit gibi hayvanların insan vücudunu ısırarak saldığı salgın hastalıkları na çare bulmak için bizim koca karı ilacı dediğimiz kükürtle mükürtle geçinen ve onları yakarak hayvanları yok eden bir malzemeyi kara borsadan bulup getirmesinin dil bilgisini çok iyi bilmesinden çok daha işe yaradığını söylemesi o çocuğa olan saygısını anlatır. Şöyle diyelim, o günlerin çocukları bugünün belki benim yaşımdaki ve benden daha tabii çoğu da yok olmuştur. Çünkü ben daha küçüktüm onlardan. Bugün Türkiye 30'ları, 40'ları, 50'leri, 60'ları yaşadı bu insanlarla. Bez fabrikasının olmadığı bir ülkede, Kayseri'de ilk defa bir bez fabrikası kuruldu. Bez dediğimiz, bildiğimiz Amerikan bezi dediğimiz. Onlar dışarıdan gelirdi. Biz şeker fabrikalarını yaptık. Biz trenlerin Anadolu'dan bir uçtan bir uca gidişini sağladık 1930'lu yıllarda. Bu devrin cumhuriyetinin insanları bunları yaptı. Şimdi bu çocuklar büyüdü. İşte çoğu bu ülkenin çok değerli bakanları oldu. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, ne bileyim fabrikalar, sanayi gelişti. Benim bildiğim 60-70'li yıllarda yavaş yavaş demir döküm fabrikaları yerli üretimler yaptı, ihracat yaptık. Ve bir cumhuriyet yaşadık, geçirdik. Bugün elimizde ne varsa hepsini kaybettik. Sadece
zar zor elimize geçen o yeşil renkteki dolar dediğimiz kağıt parçasını bir ölçü birim, bir birim olarak düşünerek dünyada belki ilk kez bütün vatandaşları televizyonun altında sık sık değişen rakamlara bakarak ömürlerini tüketiyorlar. Dolar düştü mü, arttı mı, çıktı mı? Hiçbir ülkeyi ben havacılıktan dolayı görevli olarak bir Afrika'nın ortasını bilmem. Bütün Uzak Doğu, işte Singapur, Manila, Bangkok, Hong Kong gibi ülkelerdeki uluslararası kongrelerde ülkemi temsil etmişimdir. Almanya, Avrupa'daki ülkeler hariç hepsini gördüm. Helsinki'ye gittim, işte şuraya buraya. Ben bu kadar ilginç bir ülke görmedim. Yani vatandaşı banka kurunun bir kuruş, bir sent, üç kuruş inmesinden dolayı bütün ülkeye hayıflanıyor. İşi o kağıda bağlamışız. Üretim yok ve benzeri. Bunları yazmış bu şairler, yazarlar. Yani Orhan Kemal'in yazdığı o yalan diye birçok kişinin okumadığı, tenezzül etmediği romanlar Çukurova'da yaşanmamış mı? Bizim Orta Anadolu'da yaşanmamış mı? O insanların her biri birer tarihe bir belge olarak bu değerli sanatçılarımız tarafından bırakılmış. Babamın yazdığı şiirler. Bugün belki benim de öğrencilik yıllarından tecrübelerimi, yatılı okulu, kendi yatılı okullarında yaşadıklarını bir Kel Mahmud'a döktüğü zaman biz Kel Mahmud'u Münir Özkul'un yaşamıyla özdeşleştiriyoruz ama aslında Kel Mahmud Kastamonu'nda babamın müdür muavini. Ve ne garip ki şimdi onlardan birazcık müsaade ederseniz bahsedeceğim. Eşi Kastamonu'da ilk seçilen kadın milletvekili ve kendisi de Diyarbakır'dan oraya gelip evlenmiş eşiyle ve Atatürk'ün çok değer verdiği Kastamonu'na sık sık gelip şapka devriminin ve benzeri ileri atılımların yapıldığı yatılı okulların ilkinin mesela Abdurrahman Paşa Lisesi 1800'lerden kalma bir okuldur. 1876 diye biliyorum. Anadolu'da belki açılan ilk, üçüncü devlet okuludur. Buradan yetişen yatılı öğrenciler, yokluk ve yoksulluk içinde orman köylülerinin çocukları, öyle milletvekilleri, öyle dışişleri bakanları çıkmıştır ki, dolayısıyla bu bakanlardan bazıları dünyada Washington Büyükelçiliği yapmıştır. Ve bazıları ülkemizi yurt dışında temsil ederken iftar etmişizdir. Şu anda bile aşıyı bulan iki tane Anadolu'nun bağrından kopup gitmiş bir Almanya'daki işçi çocuklarıdır. Ve bunlar dünyaya meydan okuyacak kadar yeteneklidir. Meşhur Gazi diye söz ettiğimiz ki benim çok yakın dostumdur. Babamın dostu, ikisi de Hasan Ali Yücel ve oğlu Can Yücel bizim evden çıkmazdı Can abi. Babamın bir nevi yazdığı şiirden dolayı arandığı için eve gelir gider mahkemelere savunmalarını götürür getirirdi babamın. Ve oradan tanırım ta 12 yaşından beri. Şimdi Can Yücel gibi bir insan o kadar namuslu, Gazi dediği arkadaşının bir burs kazanıp da yurt dışına gitmesini, kendi burs alacağına o gitsin, o daha başarılı diyecek kadar fedakar, namuslu bir vatandaştır. Şairliğini bir yana koyuyorum. Ama o vatandaş bugün Türkiye'de en iyi İngilizceyi bildiği için Shakespeare'in kitaplarını Türkçe'ye çevirip de ülkenin aydınlanmasını sağlamıştır. Bu Can Yücel'i biz sadece davranış biçimlerindeki o serbestiyetinden dolayı dilim varmıyor ama önemsememeye çalışırız. Oysa iftihar edeceğimiz bir yazar, şairimizdir. Sait Faik, babamın gene dostu. Babam gazetelerin başına geçtiği zaman dergilerin hemen arkadaşlarına iş çıkarırdı. Bugün Orhan Kemal ki babamın en yakınlarından biridir.
Nazım Hikmet'in şiirlerini hapishaneden alıp da isimlerini değiştirip de mesela Nazım'ın bir şiirini Yürüyüş adlı dergisinde yayınlamışlardır. Ve 20. Asra dair diye bir şiirdir. İbrahim Sabri takma adıyla koymuşlardır. O Nazım'ın en ünlü şiirlerinden biridir. Orhan Kemal'in adı aslında Raşit Öğütçü'dür. O da sakıncalı olur. Hapishaneden yazı gönderiyor dergiye diye. Onun da adı değişmiştir. Orhan Kemal olmuştur. Öyle yayınlamışlardır. Sait Faik adada işsiz kaldığı zamanlar babam gidip ona senin yazılarını basacağım. 3-5 kuruş sana gelir sağlamış olurum diyecek kadar bunlar birbirlerine destek olurlardı. Şimdi nerede öyle insanlar? Dilim varmıyor söylemiyor. Onların eserlerini çalıp da üzerlerine ben yazdım diye isimlerini yazarlar. Hocam, Ben buyurun. bugünün Türkiye'sindeki değişiklik keşke eski günlerin namusluluğu, dürüstlüğüyle gelseydik. Bugün dünyanın belki en ileri ülkelerinden biri olurduk. Umarım gelir hocam. O kadar çok konuşacak şeyimiz var ki zaman da çok hızlı ilerliyor. Ya 10 dakika kadar bir süremiz kaldı hocam. Ama Vay, bu kadar çabuk mu? o kadar çabuk Bitti. geçti ki zaten siz anlatıyorsunuz. Ben doyamıyorum sizi dinlemeye biliyorsunuz. Rica ederim, O rica ederim. yüzden bilgi konuları hızlı hızlı geçeyim. Sonra yine sözü size vereceğim. Yok, buyurun siz de konuşun. Sizi aslında çocuk aydınlığınızı da konuşmak istiyorum. Babanız sınıfla birlikte hapishane hayatı başlayınca siz de küçük yaşınıza rağmen onu ziyarete gidiyorsunuz. Çok küçüksünüz. Daha sonraları bu süreç hep devam ediyor. Hayatınız boyunca devam ediyor. Babanız romanlarında hep bir öğretmen figürü yer alıyor. Tiplemesi var babanızın romanlarında. Hababam Sınıfı'nda da öyle. Sarı Yazma'da da öyle. Yıldız Karayel'de de öyle. Fakat öyle bir Karartma geceleri. evet. Karartma geceleri. Öyle bir kitap var ki, öyle bir tipleme var ki, öğretmen tiplemesi. Aynı zamanda şair kimliği var. Tabii biz onun o şair kimliğinden kendisini işaret ettiğini anlıyoruz. Çok karanlık dönemler hakikaten. Adı gibi kapkara geceleri anlatıyor romanında Rıfat Ilgaz. Aydınlara yapılan, o dönemin edebiyatçılarına yapılan baskıları anlatıyor. Siz de küçüksünüz. Hocam, karartma geceleri nasıl yazılıyor? Siz o dönemde çocuk olarak, ailesi olarak neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bunlara da değinelim hocam. Sonra zaten emekliliğine geleceğiz ve Cide'ye gideceğiz sonrasında. Buyurun hocam, karartma gecelerinde neler oluyor, siz neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Şimdi karartma gecelerinde bir de benim orada bir babamın gerçek annemden söz eder. Yani gerçek olarak yazmadığı bölümler vardır. Şu açıdan bir eskiden derleme diye kütüphanelerde bir yer vardır. Gelen eserler 9 tane kopya gelirdi. Onlar dağılırdı. O derlemede çalışan bir kadını anlatır eşi olarak. Olsun aslında annem onun öğretmen eşidir. Şimdi o günkü aydınlara eşleriyle yılan ilişkileri veyahut eşlerine yapılan özel baskılardan dolayı çoğu maalesef yuvaları yıkılmıştır. Çünkü o baskıyı kaldıramazlar. Adam içeride, yokluk, yoksulluk, eşinin dışarıda gözaltında hapiste olması, kadıncağızın ekonomik nedenlere dayanamayışları. Orada annemle konuşmuşlardır. Ben de çocuğum merak etmişimdir. Ne diyecekler birbirlerine. Ben seni yazmadım orada dedi. Çünkü seni yazsam mükemmel bir şey yazmış olurum. Orada kusursuz bir eş böyle olmalıdır demeye getiririm. Ama dedi 100 tane de 2 tanesi, 3 tanesi kusursuz çıktı diye 98'ini de aklamak zorunda değilim demişti. O zaman ben bunu farklı yazarım. Ve o gündeki ortamı yazarım. Bizim aileyi yazmam. Ben annemle babamı sonra Amerika'ya gidince orada da duyduğum bir hikaye vardır. Rosenberg'ler diye. Bunlar 2 tane bilim adamı, okulda hoca, profesör. Onların yaşamına benzetirdim annemle babamın yaşamını.
Çünkü iki bilim adamı veya eğitmen, eğitimci ellerinde geleni yapıyorlar ve Rosenberg'lerin ne yazık ki o günün siyasi iktidarı Amerika'da onlara bir kulp takmak zorundalar ve onları vatan haini diye addediyorlar. Evlerinde yaptığı bir kutu, bir masayı ayrı ayrı o kadar güzel çizmişler projeleri. Diyorlar ki siz bundan bir başka bir şey çıkaracaktınız. Bu projeler, çizimler, müzimler yani bir bomba yapacaksınız gibi bir suç yüklemişlerdir. Ve onların hapiste yatışı ve idama gidişi, sonradan deniyor ki af dileyin sizi affedelim. O zaman onların bir lafı vardır. Biz bütün bu gençleri, bütün geleceğimizi dürüstlük ve namus üzerine kurduk. Bizim dürüstlüğümüze hayran kalan çocuklara eğer af dilersek dönmüş oluruz. Biz inandığımıza inandığımız için, bildiğimizi bildiğimiz için af dilemeyeceğiz. Eğer dilersek idama biz gidiyoruz diye korktuğumuz çıkar ortaya. Bir gün için sadece müsaade istiyorlar. Bizi serbest bırakın. Yani yan yana getirin hapishanede. O da soruyorlar niye öyle bir günü seçtiniz diye. O gün evlilik günleriymiş. Şimdi benim de annemle babamın yaşamını zaman zaman onlara benzetmişimdir. Birbirlerini çok seven, birbirlerine çok yakın olan. Mesela annem İlhan Selçuk'un eşi Handan abla bir gün demişti ki senin annen babandan daha cefakardı. Niye dedim. Ya o adam yazdan hapse girmiş. Tamam cezasını çekiyor. Ama senin annen hem eşinden boşanmak zorunda kalmış. Nedeni devlet senin annenle baban evli kalamaz. Çünkü annen öğretmenliğini sürdüremez. Atarız dediler. Mecbur kaldılar. Beşiktaş Vapur İskelesi'nde bize şunu anlattılar. Eğer ben annenle evli kalırsam anneni Kandilli Kızlesi'nden atacaklar. O yüzden annem Kandilli Kızlesi'nde evin gelirine ve hapishanede veyahut benzeri yerlerde kaçak göçek olan babamın karnını doyurmak için çalışmış bir kadındır. Sadece aslında babanız değil, aile olarak size büyük bedeller ödüyorsunuz. Hocam zamanınız çok daralıyor. Ben biraz hızlandıracağım izniniz olursa. Buyurun. 1974'te geldiğimizde babanız artık yoruluyor ve emekli oluyor. Sonrasında emekli olmuyor. İstanbul'u terk etmek zorunda. Onu biraz kibarca yazmışlar. Evet, kibarca. Terk ediyor İstanbul'u. Evet. Cide'ye gidiyor ama Cide'ye aslında yani yorulduğu için ya da vazgeçtiği için, aciz olduğu için değil. Bir anlamda yeniden doğmak için gidiyor Cide'ye ve ilk dönemlerde 1900 Kurtuluş Savaşı yıllarından 1950 yıllarına uzanan kendi yaşamından da kesitlerin oluştuğu Sarı Yazma kitabını yazıyor. Daha sonrasında da Yıldız Karayel romanını yazmaya başlıyor 80'li yıllara geldiğimizde ve bitirmek üzere tam da o dönemde siz babanızı ziyarete gidiyorsunuz Cide'ye. Orada hocam neler oluyor? Sonrasında neler oluyor? Kısaca anlatır mısınız? Sonra çünkü 90'lara gelip bitireceğiz. Şimdi kısacası şöyle, evine gidiyorum ben. Aslında oranın savcısı ve hakimi babamı çok severdi. Rahmet bir hakim vardı. Neredeyse babama gelip hocam Allah'ını seversen aşağı katta oturma taşlıyorlar senin evini gelip geçen yukarıda 5. kat boş oraya babam da diyordu ki ben 5 kat her gün inip çıkamam zorla hakim dostumuz Mustafa Aydın vefat etti çok genç yaşta Yargıtay başsavcısı falan olmuştur evini oraya taşıdılar kendinin haberi olmadan. Benim gittiğim gün kaymakamlıktan babamı çağırmışlar. Demişler ki bugün bir pankart asmışlar evinin önüne. Bu evi boşaltmazsanız yıkacağız binayı demişler. O babam o evde oturuyor. Ben gittiğim zaman babam bana diyor ki ille de balkona çıkalım. Balkonda ışık yakıp yemek yiyelim. Baba diyorum buranın gecesi serin olur.
denizden yükselen deniz suyu buharlaşır, kıra olarak geri yağar. Masaya elini sürseniz üzerine ıslaktır. Yani bayağı suya rastlarsınız. Gel içeride oturalım da ışığı yakıp dışarı bakalım demişim. Yok, ille de balkonda oturacağız. Sonra evin sahibi geldi. Gel, apartmanın sahibi diyelim. Elinde sanki bir makineli tüfek varmış gibi hocam dı hadi gidelim diyor. Babam da dedi ki oğlum İstanbul'dan gelmiş. Ben de dertleşiyor. Ya bırak Allah'ını seversen şakayı sonra yaparsın. Biz sabaha kadar ışığı yaktık bekledik. Sonra gazete almaya gittiğimde öğrendim ki babamı o gün vurmak için hazırlık yapmışlar. Kaymakam bile çağırmış, silah vereyim sana demiş. Benim kalemim yeter demiş. Biz o gün sabahladık orada. Meydan okumuş babam, bana bile söylemedi. Şimdi bunu yaşadıktan sonra çok kısa bir zaman sonra babam tutuklandı. Yıldız Karayel romanını yarım bitirmek üzere. Gelen asker bile 7 kişi sarı vermiş, 8 kişi evin etrafını. Aman demiş roman bozulmasın, sayfaları karışık olmasın, el yazısıyla yazdım. O da üzerine bir taş koymuştu. Koymuş asker. Sonra Et ve Balık Kurumu'nun hapishanelerde olduğu için Kastamonu'da Et ve Balık Kurumu'nu boşaltmışlar, orada yatırmışlar. Şimdi oradan Ballıdağ Sanatoryumu, bugün buradan da sesleneyim. Ballıdağ Sanatoryumu'nda babam kaldı. Fakat ne yazık ki o sanatoryumu sanki birileri boşaltmış, içinde ne var ne yok çalmış. Koca hastane şimdi metruk vaziyette orada duruyor ve Kastamonu halkı uğraşıyorlar ki bu yokluk sırasında bir hastanemiz olsun, doğru dürüst de hastalarımız orada yatsın. Şurada bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemek istedim çok. Orada yatan hastaların çoğu Zonguldak maden ocaklarında, bugün madenciler günü, maden ocaklarında çalışan işçilerin ciğerleri tozdan, tüberküloz olduğu için, toz yutmaktan, ciğerlerinin tedavisi için o çamlık bir yere gelirlerdi. Ve orada bir hasta bana şunu anlatmıştı gittiğimde. Biz gemilerin demir attığını tepemizde duyardık. Ne demek ya dedim, gemilerin demir attı. Çünkü Zonguldak limanının altına oydukça denizin altına geçmişler. Gemiler yukarıdan demir attığı zaman bunlar aşağıda denizin dibinde aradaki toprak ve kömür arıyorlar. Gemiler tepelerinde demir atıyor, bunlar aşağıda kömür çıkarıyor. O kadar. Bugün hala o türlü yerler var Zonguldak. Evet. Ve bu maden işçilerinin yattığı hastane SSK'ya, sosyal sigortalara bağlıydı. Ne var ne yok içini boşalttılar. Kim aldığı bile belli değil. Yataklar, mataklar bırakıldı. Ve o hastane metruk. Buradan konuşmamda görev addediyorum madenciler gününde. O hastaneyi yok edenler bir gün bunun bedelini ödeyecekler. Çünkü o hastalar bugün haklarını aramak için maden işçileri bugün sokaklarda, caddelerde bile yürütülmüyor, yasaklanıyor. Onlara da saygılarımı göndermek isterim burada. Peki hocam. Hocam yani yayınımız kapanmak üzere. Ben nasıl yapayım? Doyamadık da bitiremedim. Toparlayın. Daha sonrasında 90'lı yıllarda ne yazık ki sağlığı bozuluyor. Ve hepimiz için kara bir gün olan Sivas olayları, Madımak olayları yaşanıyor. Ve çok yakın arkadaşı Asım Bezirci'yi kaybettiğini öğreniyor ne yazık ki. Ve 5 gün sonra da ne yazık ki büyük ustayı kaybediyoruz. Onun ardından siz onun yaşarken de hep yanında oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çınar yayınlarını kurduğunuz zaman da onun kitaplarını basmak için, buna benzer onu tanıtmak için mücadele veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ondan şöyle söyleyeyim, onun şu anda Cide'de doğduğu ev kültür merkezi. Evet, o evi eski bir doğduğu ev vardı. 1911'de doğdu ve bana demişti onu ne olur düzeltsinler de kitaplarım orada olsun. Ben eşimle birlikte onu ayakta tutmak için gittik. İşte oradaki belediye başkanı, halkımız, buradan ona emeği geçen Cide halkına o evi yeniden yaptık. Eşyalarını içine koyduk. Siz de gelmiştiniz. Evet hocam. Geçen sene.
Tam onu söyleyecektim. 95'ten sonra da ilk yıl 95 yılında olmak üzere her yıl CİDE'de CİDE Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Biz de 24.sünde orada olmuştuk. İnşallah hocam sağlıklı günlerde tekrar orada oluruz. Ben şeye Bir şey gelmek daha istiyorum. ilave edeceğiz. Buyurun hocam. Buyurun. Onu da unutmayalım. Tabii. Sağ olsun Cide Belediyesi ve Cide'deki aydınlarımız bir araya gelerek bu sene gene bir yarım kalmıştı. Cide Rıfat Ilgaz Roman Ödülü olarak ödül koydular. Ve önümüzdeki festival tarihi yani 7 Temmuz'da ödül sonuçları açıklanacak. Ödül alanlar da oraya davet edilecek. Peki, Onu da inşallah hocam. bildireyim Evet. diye araya girdim. Tam hocam son kez şeyi söyleyeyim. Bu onu yaşatmak için yapılmasını istediğiniz, önerdiğiniz bir şeyler var mı? Önerileriniz var mı diye soracaktım ama geçtiğimiz hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzel bir kültür ve sanat merkezi açıldı. Bu biraz genelledik onu. Şöyle Sunay Akın'ın çok emeği geçti. Ona dair Buradan evet bilgi verin istedim. Beylikdüzü Belediye Başkanı'na da saygılarımı iletmek istiyorum. Sağ olsun. Büyükşehir de destekledi. Şöyle bir şey yaptık. Eğitimci olan Rıfat Ilgaz'ın adı yaşasın diye bu müzenin adı Eğitim Tarihi Müzesi oluyor. Ve eğitimle ilgili tüm yazarlarımızın kitapları da sergileniyor. Rıfat Ilgaz için ayrı bir köşe var. Biz de elimizde var olan ufak tefek bizce çok değeri olan işte kol saatini, kalemini, kitaplarını, notlarını, giysilerini, ondan kalan ne varsa mümkün olduğu kadar orada sergilemek için özel bir yer yapıldı. Belki son yıllarda yapılan güzel şeylerden bir tanesi. Yavaş yavaş Büyükşehir'in belediyesinin altındaki Kartal Belediyesi, babamın Cide'de sahilde tek başına oturduğu zamanlar olmuş. Eski bir bank vardı. O bankın resmini çok güzel değerlendirdiler. Resmi ben çekmiştim. Fakat bir heykel yaptılar. O bankta otururken denizi seyreden bir Rıfat Ilgaz. O da hazır şu an hastalık İnşallah. biraz fırsat versin açılışı yapılacak. Onun için bir çocuk kütüphanesi var yapıldı. Soğana diye bir yer vardır Kartal'da. Onun da töreni yapılacak. Valla son zamanlarda bir gündemde Rıfat Ilgaz. Çok mutlu oluyorum. Orhan Kemal keza öyle. Benim tek ricam okurlarımızdan, izleyicimizden onların kitaplarını ne olur unutturulmak istenen kitaplarını unutturmasınlar. Bugün Halime Kaptan'ı, Sarı Yazma'yı, Karartma Geceleri, Hababam Sınıfı, Evet. tiyatroları, çocuk oyunları, çocuk Hepsini kitapları. okusunlar. Hepsini okusunlar. Evet. 60'a yakın kitabı var. Var, evet. Ve biz ne yazık ki sadece bir kitabını biliriz. Evet. O kitapta keşke o geride kalsa da diğerleri öne çıksa. Çünkü tırnak içinde filmleriyle amacın dışına çıkarıldı ve sadece bir güldürü dizisi gibi bir şey oldu. Halbuki ben Türkiye'de eğitim sisteminin bozukluğunu anlatmak istedim. Bir şiirinde şöyle yapar. Kötü öğretmen yoktur. Kötü veli yoktur. Kötü öğrenci yoktur. Kötü eğitim sistemi vardır. Bazı kişiler diyor ki ama öğretmenlerin de kötüsü çıkıyor bazen. Hayır, öğretmenleri kötü yetiştiren bir eğitim sistemi olduğu için öğretmenler de kaliteli olmuyor. Veliler eğitilmediği için yani okula bile gitmediği için Anadolu'dan göç eden nice evlerde okuma yazma bilmeyen anaların velilerine biz bir doktorun yapmadığı gibi öğretmenlere de akıl veriyoruz. Çocuklara söyleyin, velileri ilgilensin çocuklar. Niye doktorlar hastalarına evde bakan kişiler sizle ilgilensin, hadi gidin evinize demiyor. Bir meslektir, ona değer vermek zorundayız. Şöyle bitirmek istiyorum. Anadolu'da birçok
karşılığı olmayan matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, herhangi bir dersin hocası yoksa öğretmeni, aman oradan birini bulun da o fabrikada çalışan mühendis gitsin, şunlara bir matematik öğretsin. Bir eczacı bulun da biyoloji öğretsin, doktor gitsin onlara şunu öğretsin. Neden öğretmenlik mesleği bu kadar herkesin yapabileceği bir meslek gibi görülüyor? Oysa geçen hafta öğretmenler günüydü, orada geç kalmış olmayalım. Öğretmenlik kutsal bir görevdir. Benim 7 sülalem, anam, babam, kardeşlerim öğretmenlik yapmıştır. Ben bile yedek subay öğretmenlik yaptım. Kendime göre şöyle adlandırıyorum, bir meslektir. Hem de özveri gibi bir öğretmenin bir doktordan farkı yoktur. O çocuğu topluma o öğretmen kazandırır. Benim ilkokul öğretmenim hala aklımdadır ismi. Ona okuma yazma öğretmiştir. O yüzden o öğretmenlik mesleğini herkes yapar diye görmeyelim. Onun kutsal olduğuna inanalım. Ben Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da hep öğretmenlerin özel bir ihtisas olduğunu yaptıkları için onlarla övünmek gerekiyor. Onlara yok yardımcı öğretmen, yok part-time öğretmen, yok işte kadrolu öğretmen, kadrosuz, o çocukların karşısına yaralı insanları koymayalım. Başı dik, kendinden emin insanları koyalım öğretmen olarak. Çünkü Atatürk de bir baş öğretmendi. Ona saygımızı eksik etmeyelim. Evet, bu vesileyle öğretmenlerimizi bir kez daha saygıyla analım, almış olduk. Üzüldüklerimize rahmet dileyelim, kalanlara sağlık dileyelim, kolaylıklar dileyelim hele de günümüzde. Hocam yayınımız her an kapanabilir diye ben panikliyorum birazcık. Programımızın sonuna geldik ama konuşamadığımız o kadar çok şey var ki, o kadar çok anı kaldı ki. İnşallah yüz yüze geliriz. Sizi İnşallah. Sizi Yalova'da ağırlarız. O detaylı, o anıları, o günleri detaylarıyla tekrar konuşmak, sohbet etme imkanı buluruz. Ben yayını kapatmadan önce size son kez söz vermek istiyorum hocam. Daha sonra da kapanış yapacağım. Buyurun. Şimdi ben her konuşmamın sonunda babamın 3 cizilik bir şiiri vardır. Elim birine değsin. Isıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklık. Bir daha söylüyorum çünkü bir şok oluyorlar, şiir mi değil mi diye. 3 dize çünkü. Evet hocam. Son şiirin, öldükten sonra bu şiiri arşivde buldum. İmzalamıştır. Altına imzam olan her şeyi benim eserim bitmiştir diye kabul et dedi. Bunu da buldum ben. 3 dize, aslında 4 diye beklerken 3 çıktı. Son şiirim, elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım. Dilerim beni dinleyenlere de o sıcaklığı, o elimizi değmiş olalım. Bir şeyler öğrettikse, bir şeyler anılardan naklettikse ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Vakitlerini hiç şüpheniz olmasın. Hocam, hiç şüpheniz olmasın. Biz davetimizi ettiğiniz için, geldiğiniz için, konuk olduğunuz için size ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben de Yalova'ya selamlar ve sizin dernek olarak da Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne de saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Çünkü birkaç yıl evvel birlikte olmuştuk gene. Evet. Atatürk'ün yıkılmaya kıymadığı köşkün nasıl taşındığını sizler bana anlatmıştınız. Hiç unutmam o öyküyü. Yine bekleriz. Allah. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız siz de. Siz de öyle hocam. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Ben yayınımızı kapatmadan önce katılan, izleri izleyen katılımcılarımıza, bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sözlerini şu şekilde bitiriyorum. Ilgaz Usta İnanılmaz çilelerin, yiğitliklerin adamıdır der Ulu Çınar Yaşar Kemal ve devam eder. O çağımıza onur veren namuslu kişilerden birisidir. Mizah yazmıştır en güzelini, şiir yazmıştır ülkemizin şiirinin en güzel örneklerinden. Romanı, hikayesi de öyle. O bizim edebiyatımızın doruklarından biridir. Ama ne yazık ki biz böylesine özverili, böylesine halkımıza timsal olmuş, böylesine büyük ustalarımızın kadrini ancak sanki musalla da biliriz.
Bu vesileyle iki koca çınarımıza da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, evde takipte kalın. Hocam. Çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam. Sağ olun. İyi Sağ akşamlar olun. herkese. Sağ olun.